Aslında yani konu çok teknik olduğu için ben acaba nasıl bir dinleyici kitlesine hitap edeceğim diye düşünüyordum. Ama sağ olsun Lütfü Hocam işimi bayağı kolaylaştırdı. Hem tezde ele aldığım konuyu hem de tartışmaların hangi açıdan önemli olduğunu büyük oranda söyledi. Ben tabii öncelikle gerçekten buraya gelen her bir arkadaşıma, hocalarıma, aile bireylerime tek tek teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra da Lütfü Hocam'ın da belirttiği gibi beni burada sizlerle karşı karşıya getirip tezimi sunma imkanı sağladıkları için de İlmi Etütler Merkezi'ne teşekkür ediyorum. İtiraf edeyim, biraz heyecanlı hissediyorum kendimi. Dilerim birkaç dakika içerisinde onu üzerimden atarım. Gerçekten bakıldığında aslında sadece hadis ilmi içinde, oryantalizm çalışan birisi içinde oldukça teknik bir konu olacağı için sizden ricam dikkatli bir şekilde dinlemeniz. Yani dikkatli bir şekilde takip etmeniz. Aksi takdirde gerçekten her üç bölümün kendi içinde ayrı ayrı birer tez gibi değerlendirilmesinin mümkün olduğunu da başta söyleyeyim. Ama üç bölümün hepsi tezin tamamı olduğundan dolayı ben birbirine atıfta bulunacağım sürekli. Bölümler arası atıflarda bulunacağım. O yüzden takip etmenizi inşallah böylece kolaylaştırsın diye de ufak bir sunum da hazırlamaya çalıştım. Evet, konu modern hadis tartışmaları bağlamında Muvatta'daki mürsel rivayetler. Bu konu benim daha bir ay önce, bir ay üç gün önce savunmuş olduğum doktora tez konu. Tabii bu konuyu isterseniz aslında hani neden seçtiğim, neden önemli olduğunu biraz ele alarak anlatırsam, hem konuya girmemiz açısından hem de konunun önemini anlamamız açısından daha iyi bir imkan sağlanmış olur. Lütfü Hocam aslında başta işaret etti. Yani oryantalist literatür içerisinde Muvatta'nın neden önemli olduğu ve bu literatürde Muvatta üzerinden isnatlara ya da müstakil olarak isnatla ilgili iddialara temas edildiğini belirtmişti. Ama isnatla ilgili oryantalistlerin iddialarını çalışmak için erken döneme ait bir eser olması, hem hadis hem fıkıh kitabı olması ve aynı zamanda Muvatta'nın kendisinin de içeriği itibariyle ne zaman teşekkül ettiği, ne zaman telif edildiği de oryantalist literatür içerisinde tartışıldığından dolayı bütün bu meselelerin hepsini çalışabileceğimiz uygun bir kitap diye tespit edip düşündüğümüz için Muvatta'yı tercih ettik. Tabii önce şeyi de aslında atıfta bulunalım, bilmiyorum. Hitap ettiğim kitlenin tamamı ilahiyatçı olmadığı için belki zaman zaman çeşitli kavramları yabancısı olabilirsiniz. Ama inşallah takip ederken ya da ben biraz daha açıklarken sizin de işiniz kolaylaşmış olur. Şimdi modern hadis tartışmaları dediğimiz sırada kastettiğim öncelikle oryantalist literatürün bütününü kastetmiş oluruz. Yani oryantalist literatür içerisinde hadis, sünnet ve bunun alt dalı olabilecek isnat, ravi, literatürün tamamıyla ilgili olabilecek yekünü kastetmiş oluyorum. Ve aynı zamanda sadece oryantalist çalışmalar da değil, oryantalist çalışmaların etkisinin görüldüğü bütün coğrafyayı da dikkate alalım. Yani muasır Müslüman araştırmacıların da tıpkı bugün burada biz de oturup çalıştığımız yerde oryantalist iddialardan haberdar olduğumuz andan itibaren farklı ürünler vermeye çalışıyoruz. Konulara farklı perspektifler de bakmaya çalışıyoruz. Doğal olarak modern hadis tartışmaları dediğimiz sırada hem oryantalist literatürü hem de oryantalist literatürün etkisiyle ya da oradaki iddialardan haberdar olarak muasır Müslüman müelliflerin de ortaya çıkardığı eserleri kastetmiş oluyoruz. Ve Muvatta'nın kendisini de hepiniz bilirsiniz. Yani İmam Mali'nin en önemli çalışmasıdır. Erken döneme ait hem hadis hem fıkıh açısından önemli bir eserdir. Ve özellikle Muvatta'nın içeriği yani hadisleri hadis ilmi açısından çalışılmaya değer pek çok ürün sunar. İsnadın
ilk defa kullanımından ziyade isnadın teşekkül ettiği dönemi takip edebilmek açısından, sistematik isnat kullanımını görebilmek açısından da Muvatta önemli bir eser. Ve aynı zamanda yine Lütfi Hoca'nın işaret ettiği ve belki sizin de haberdar olduğunuz gibi oryantalistlerin, özellikle son dönem oryantalistlerinin isnatla ilgili iddialarını takip edebileceğimiz önemli bir eser. Yani bu literatürü, Muvatta'nın kendisinin telif süreci ve isnatla ilgili verebileceği malzeme açısından Muvatta böylesi bir konuyu çalışmak için önemli bir eser. Hemen ben doğrudan tabii teze girmiş oldum. Çünkü biraz daha bölümlere girdikçe, konuları açtıkça daha tartışma imkanımız olacak, konuyu daha rahat ifade etme imkanı olacak diye doğrudan bölümlere geçmek istiyorum. Ben tezi 3 bölümde ele aldım. Birinci bölümde Muvatta'nın kendisini ele alarak, işte hadis tarihindeki konum açısından Muvatta diye bir başlık belirledik ama onun altında Muvatta'nın telif süreci, İmam Mali'nin Muvatta'daki metodu, Muvatta nüshaları biliyorsunuz, Muvatta'nın elimizde mevcut olan birkaç tane matbu nüshası var. Bunların tamamını ve bu nüshalardaki farklılıklar, bu farklılıkların nedeni, nedenleri, bunları ele almaya çalıştım. Aslında ikinci bölümü de ele aldığım konuyu da belirteyim. İrsal ve ittisal diye bir üst başlık belirttim ama bu bölümün altında hem oryantalist literatürde hem de temel klasik hadis kaynaklarında isnadın ne zaman başladığına dair iddialar, isnatla ilgili meseleler veya oryantalistlerin isnatla ilgili problemli gördüğü durumlar, bunların hepsini tartışma imkanı buldum. Bir anlamda aslında şimdi şunu söyleyeceğim. Tezimin ana bölümü 3. bölüm. Yani ben Muvatta'daki bir grup mürsel rivayeti analiz ettim. Ama tezin 1. ve 2. bölümü 3. bölümdeki bu rivayetlerin teorik altyapısını oluşturmak üzere ele aldığım bölümler. Ve hakikaten 1. bölüm ve 2. bölüm olmadan 3. bölümde doğrudan rivayetlerin analizinde hani geçilemeyeceğini görmüş oldum. Ve bu iddialardan hareketle o oryantalistlerin iddiaları olsun ya da muasır Müslüman müelliflerin olsun ya da klasik kaynaklarda Muvatta ile ilgili, isnatla ilgili söylenen iddialardan haberdar olarak rivayetlere baktığınızda bir anlamda sorunuz, kafanızdaki sorularla literatüre bakmaya başlıyorsunuz. Bundan dolayı 1 ve 2'deki teorik konuları hakikaten önemli buluyorum. Ve daha sonra da bu ele aldığım hadis grubunun analizlerini yaptım. O analizleri de şemalara dökmeye çalıştım. Onları da inşallah burada paylaşacağım. Şimdi çok hızlı bir şekilde böyle 1. bölümde özellikle, yani her bölümün de kendi içinde bir iddiası var. Yani tezin tamamında bir iddia söz konusu, bir ana fikir var ama aynı zamanda her bölümün ortaya çıkmasına, yazılmasına sebep olan bir iddia olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi Muvatta'yı tabii ki belki özellikle fıkıh çalışan arkadaşlar da, yani Muvatta bir fıkıh kitabıdır, o tartışma böyle hani ilelebet sanki devam edecek bir tartışma. Hadisçiler bir hadis kitabıdır der, fıkıhçılar bir fıkıh kitabıdır der. Ama yani Muvatta'nın muhtevası aslında bize ne olduğunu gösteriyor. Biraz öyle bakalım. Zaten erken dönem için, erken dönemdeki pek çok mesele, problem ve tasnif için çok aceleci davranmadan onların içeriğinden hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muvatta'daki Muvatta'nın muhtevasına baktığımız sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen merfu hadislerin sahabe sözleri der fıkıhçılar ya da biz mevkuf hadis deriz hadisçiler, yani öyle der. Tabi'in fetvaları, maktu hadisler, İmam Mali'nin kendi içtihatları ve amel-i ehli Medine dediğimiz ya da Medine ehlinin icması şeklinde bir muhtevaya sahip Muvatta. Bundan ötürü doğal olarak da o
modern dönemde böylesi bir literatüre de kaynak olmasını da daha iyi anlamış oluyoruz. Çünkü içerdiği malzemenin zenginliğinden hareketle zaten muhatta Batı'da hem fıkıh çalışanlar tarafından hem hadis çalışanlar açısından erken dönemle ilgili iddialarda bulunacak olan oryantalistler olsun ya da başka araştırmacılar için çok fazla referansta bulunulan bir eser. Onun bu önemini önce teslim etmiş olalım. Şimdi özellikle tezin birinci ve ikinci bölümünde onu sık sık söyleyeceğim. Belki siz de bunu fark edeceksiniz. Sürekli bir mukayese etmeye de çalışacağım. Bu mukayeseyi de takip etmeniz açısından genelde önce Müslümanların ya da klasik kaynaklarda o meseleyle ilgili olan tartışmayı ve açıklamaları sizle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Muatta'nın telifi klasik kaynaklarda, klasik kaynaklardan kastım Müslüman araştırmacılar tarafından ortaya konan ürünler. Burada biz Muatta'nın telifi ya da Muatta'nın teşekkül süreci ya da Muatta'nın tasnifi şeklinde başlıklar altında Muatta'nın yazılma süreci hakkında bilgiler verildiğini görürüz. Ve hepinizin de belki malum olduğu üzere yani İmam Malik'in, şimdi konuşmamın başında da Muvatta'nın birkaç nüshasından söz ettim. Bunun sebebi şu, İmam Malik Muvatta'sını sürekli gözden geçirerek farklı zamanda kendisinden gelip dinleyen öğrencilere bunu nakletmiş oluyor. Bu doğal olarak farklı nüshaların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ama şunu da hatırda tutalım, yani muhakkak üzerinde de bence çalışılması gereken bir konu. Muvatta'nın o değişimi ya da İmam Malik'in Muvatta'daki değişiklikleri hep nedense işte hadisleri azaltma, ayıklama şeklinde anlaşılıyor. Bence Muvatta nüshaları öyle bir şey ortaya koymuyor. Bazen bakıyorsunuz İmam Malik'ten daha önce dinlemiş olması muhtemel olan bir öğrencinin kitabı, nüshası bir sonraki öğrencinin kitabından çok daha az hadis rivayet ediyor. Bu şu demek oluyor. İmam Malik evet sürekli Muvatta'nın içeriğini bir şeye tabi tutmuş. Tercih diyelim ya da değişiklik diyelim her neyse. Ama bunu sürekli bir azaltma anlamında bence düşünmemek gerekiyor. Çeşitli yani rivayetlerimin analizi sonucunda ben de buna ulaştım. Doğal olarak Muvatta'nın bu kadar nüshasının olması da Muvatta'nın yazıldığı bir süreç de bizi karşı karşıya getiriyor. Ve yazıldığı bu süreç söz konusu olduğunda doğal olarak biz klasik kaynaklarda da şunu görüyoruz. Muvatta acaba İmam Malik'in işte hani vefatından önce son halini aldığı muhakkak ama işte Hicri 150'de mi yazıldı, 160'da mı yazıldı, 170'de mi, 140'da mı? Bu rakamlar söz konusu. Bunun sebebi İmam Malik'in işte bu kitabı üzerindeki değişiklikleri olduğunu düşünüyorum. Bu değişiklikler de doğal olarak o telif sürecini bir anlamda yazılma ya da yazmış olma meselesiyle bizi karşı karşıya getiriyor. Yani o metnin son halini almaya doğru olan o şeyi, serencamı bir anlamda Müslümanlar tarafından da başka modern dönem araştırmacıları tarafından da bir şey şeklinde algılanıyor. Yazılmaya başlandığı tarih ya da bittiği tarih şeklinde. Siz zaten slide'da görüyorsunuz. Yani İbn-i Kuteybe'nin, İbn-i Hazm'ın ya da Kevseri'nin öğrencisi Ebu Gudde gibi isimlerin verdikleri tarihler burada karşımıza çıkıyor. Genel olarak ama gördüğümüz tarih şu, Hicri 143 ile 158 arasında bir rakam veriliyor. Ve özellikle bu rakamların verilmesini şöyle, bu rakamlar peki neye göre verilmiş oluyor? Hepinizin de belki yine bildiğiniz üzere diyeceğim, Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un bir sözü vardı belki bilirsiniz. Yani İmam Malik'ten halkın tamamının böyle hukuki uygulamalarının kaynağı olması adına Muvatta'nın her yere gönderilip bir anlamda yani hukuku standartlaştırmak için bir metin olarak onu esas alalım diye bir talebi oluyor. İmam Malik buna karşı çıkıyor. Fıkıhçı arkadaşlar bu konuyu daha iyi bilir. Hatta bunu reddediyor. Yani buna karşı çıkıyor. Ve sebebi de yine bence hadisçi bir tavırla
daha anlaşılmış, daha anlaşılır. O ya onu o şunu söylüyor tabii. Yani farklı yerlere giden sahabe ve bu sahabenin beraberinde götürdüğü bilgiler farklı farklı. Yani hepsini biz neden standart bir duruma getirelim? Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu anekdot şunun için önemli arkadaşlar. Ebu Cafer el-Mansur'un vefatı Hicri 158. Ebu Cafer el-Mansur İmam Ali'ye böyle bir nasıl diyelim bir ondan böyle bir talepte bulunduğu sırada yani bitmiş bir muvatta var diye bazı Müslüman alimler böyle düşünüyor. Yani halife zaten bilinen bir metin üzerinden bunu söylüyor. Ve muvattan içeriğinden hareketle zaten bunu belli yerlere götürelim şeklinde bir teklifte ya da talepte bulunuyor. Doğal olarak peki bu tarihler niye değişiyor diyeceksiniz. Çünkü halife bu teklifini efendim birinci haccında mı yaptı, ikinci haccında mı yaptı, üçüncü haccında mı yaptı şeklinde bazı farklı tarih değişiklikleri var. Bir de yani onların daha da ayrıntılarına girmiş olmayayım. Ama asıl mesele o Halife Mansur'un teklifi, bu teklif çerçevesinde yapılan, verilen tarihler. Şimdi oryantalist literatüre bakarım. Oryantalist literatürde muvattanın telif süreci ya da telif edildiği dönem aşamadan ziyade doğrudan muvattanın tarihlendirilmesi kavramını görürüz. Yani dating of muvatta diye görürüz onu. Bunu biraz daha yine hadisle ilgilenen arkadaşlar bilir. Biliyorsunuz oryantalistlere göre yani oryantalistler hadisleri tarihlendirirler. Ellerinde bir rivayet varsa o rivayetin ne zaman ortaya çıktığını tespit etmek için çeşitli metotlar geliştirmişlerdi ve bu hadisi belli bir döneme tarihlendirirler. Bunu neden yaparlar? Çünkü hadise güvenmezler, isnada güvenmezler, affedersiniz. İsnada güvenmedikleri için yeniden bir tarihlendirme yoluna giderler. İsnada güvenmedikleri için doğal olarak eser, isnatlarla bize aktarılmış olan eserlerin de rivayetine güvenmiyorlar. Bundan dolayı yeniden bir tarihlendirmeyle söz konusu oluyoruz arkadaşlar. Ve oryantalist literatürde yani bu isim altında muvattanın telif sürecinin olduğunu görüyoruz. En önemli birkaç ismi sadece sıraladım. Bence en önemli isim 3. sırada gördüğünüz Norman Calder. Kendisinin yaptığı muvatta tarihlendirilmesi özellikle bir sonraki slaytta da göstereceğim. Şu kadar ismin onun tarihlendirmesi üzerinden yaptığı açıklamalar, tenkitler şeklinde cereyan ediyor. Yani bu üç isim muvattanın tarihlendirilmesinde önemli ki şeyleri de görüyorsunuz. Aslında Calder öncesinde gördüğümüz iki isim, yani Şahat, hatta Şahat'tan önce Gozier'i de dahil edelim. Çünkü biz Batı'da hadis çalışmalarının Gozier'le başladığına inanırız. Ama sistematik şekilde isnatların kullanılması vesaire, bunu Gozier'in iddialarını daha metodolojik hale getirenin de Şahat olduğunu düşünürüz. Onlar dahi Calder'dan biraz daha insaflı bir şekilde bir tarih veriyorlar aslında muvatta için. Dikkat ederseniz. Ama Norman Calder ne yapıyor? Çok daha geç bir tarih veriyor. Ben sadece Calder'ın tarihlendirmesi bağlamında görüş beyan eden isimleri veriyorum. Yani keşke mümkün olsa biz her birinin yöntemine ya da Calder'ın görüşünü nasıl tenkit ettiğine değinebilsek. Ama burada ona girmeyelim inşallah. Belki fırsat kalırsa sorular üzerinden de ona değiniriz. Peki Calder tarihlendirmesini nasıl yapıyor? Neye göre yapıyor? Buna biraz değinelim. Biraz önce aslında açıklamasını yaptım. Yani eğer isnatlar güvenilir değilse eserlerin rivayetleri de güvenilir olmaz. Bu Calder'ın sözü. Doğal olarak yeniden kendisi elinde olan nasıl bir rivayeti tarihlendiriyorsa kitabında da tarihlendirme ihtiyacı duyuyor. Ve o bu iddiasını, bu düşüncesini, muvatta ile ilgili olan bu kanaatini Studies in Early Muslim Jurisprudence'da belirtiyor, açıklıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu Sahnun'un müdevvenesiyle İmam Mali'nin muvattasını karşılaştırarak yapıyor. Şimdi burada ilk şeyi hatırınızda tutmanızı rica edeceğim. Bu iki kitabı kıyaslıyor. Bu iki kitapta şöyle bir farklılık var. Sahnun'un müdevvenesinde İmam Malik'tir asıl otorite.
Ama Muvatta'da merfu rivayetler ve Hazreti Peygamber daha ön plandadır. Bunu bir yere not edin. İkinci bölümde şey yapacağız, atıfta bulunacağız, tamam mı? Şimdi bu ikisini kıyaslayarak diyor ki, şayet önce diyor İmam Mali'nin otoritesi vardı, değil mi şeyde, Sahnun-u Müdevvenesinde. Sonra Hazreti Peygamber'in otoritesi Muvatta'da açığa çıkıyor. Burada şu demek oluyor, önce o zaman Sahnun-u Müdevvenesi vardı. Yani ilk etapta böyle şey, bu Orientalistlerin fıkıh tarihine bakışıyla ilgili bir kronoloji aslında. Bu Hazreti Peygamber'in otoritesi ilk önce yoktu. Belki ikinci bölümdeki iddialara da kısmen girmiş olacağım ama anlaşılır olsun diye isterseniz gireyim ben burada. Önce fukahanın kendi görüşleri ve sözleri vardır derler Orientalistler. Bunlar nedir? Maktu hadisler. Önce maktu hadisler vardı. Sonra o ister işte first fukaha diyelim. Yani erken dönem o fukaha, fakih raviler diyelim. Bunlar görüşlerini daha üst bir otoriteye atfetme ihtiyacı duydular. Yani onlara diyelim işte sizin görüşünüz sorulduğunda yani bir kıymet arz etmiyor ama siz kendi görüşünüze daha önemli bir otorite kazandırmak için bunu sahabeye atfediyorsunuz. Doğal olarak maktu hadisi ne yapıyorsunuz? Mevkuf hale getiriyorsunuz. Daha sonra da yine oryantalistlere göre bunun üçüncü aşaması da şu, o mevkuf hadislere de bir otorite kazandırma ihtiyacı duyulduğundan dolayı en son Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselama atfedilerek hadislerin merfu versiyonuyla karşılaşıyoruz. Şimdi bu kronoloji doğal olarak bir, sizin isnatlarla ilgili oryantalist iddiaları da daha kolay anlamanızı sağlar ve oryantalistlerin isnatlara yönelik iddiaları da bu zaten. Daha sonra bu iddiadan hareketle kıyasladıkları o iki kitapta da böyle diyorlar. Madem Sahnun'un müdevvenesinde daha fazla ortaya çıkan İmam Mali'nin otoritesi ve onun görüşleri, Muvatta'da da ortaya çıkan ve ön planda olan Hazreti Peygamber'in görüşleri, o zaman Muvatta kesinlikle müdevveneden sonra yazılmıştır. Bu açıklama biraz ikinci bölüm anlamamızı daha da kolaylaştıracak. Doğal olarak Kolder ne yapıyor? Muvatta'yı. Yani Hicri 250 ve 270 yılları arasında bir yerde oluşturulduğunu söylüyor. Ve Kolder'ın dikkat çeken diğer önemli iddiası, bu çok önemli. Bir kere Muvatta'nın müellifi olarak, bakın selefleri Golzier ve Şart'ın bile daha insaflı olduğunu bize düşündürüyor. Neden? Çünkü diyor ki Muvatta'nın müellifi İmam Malik değildir diyor. Onun bu eserin müellifi diyor Yahya bin Yahya el-Leysi, bildiğiniz üzere Muvatta'nın başka bir ve elimizdeki Muvatta dediğimizde bizim kastettiğimiz nüsha budur. Yahya bin Yahya el-Leysi rivayeti. Yahya bin Yahya el-Leysi'nin öğrencisi olan İbni Vaddah tarafından yazılmıştır diyor. Ve yine ilginç olan bu öğrenci Medine'de değil Kurtuba'da. Yani ne yaptı? Kolder bizim tamamen Muvatta ile ilgili algımızı aslında yerle bir ediyor. Yani İmam Mali'ye ait değil, Medine'de ortaya çıkmamıştır, söylendiği tarihte yazılmamıştır. Kolder'ın bu iddiaları neticesinde dediğim gibi ona bu kadar çok ona yönelik çeşitli onun iddialarını çürütmeye, açıklamaya, desteklemeye yönelik ciddi bir literatür var Batı'da. Ve nihayetinde birinci bölümü şöyle ben sonuçlandırayım. Klasik kaynaklar ve sadece klasik kaynakları değil. Yani Kolder'ın bu şekilsel mukayesesi dahi göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle ona yazılan o review'ler, tenkitlere baktığımız sırada zaten büyük oranda onun görüşü artık Batı'da etkisini kaybediyor bence. Muvatta'nın Medine'de ortaya çıktığı muhtevasından hareketle dahi, değil mi? Biraz önce dedik ameli ehli Medine, Medine icma bunlar ve İmam Mali'nin Medine'deki hocaları, yani İmam Mali Medine dışında bir yere çıkmadığını biliyoruz ve kitabındaki rivayetlerin tamamı Medine'li, farklı yerlerde olan hocalar var ama onun asıl hocaları dediğimiz, yani kitaba kaynaklık eden hocaların Medine'li olması
oldukça şey Calder'ın iddiasını oldukça zayıflatıyor. Ve dediğim gibi ben yine de o Halife Mansur'un bu teklifi ben de yani Muad'dan zaten Hicri en geç Hicri 150'lerde bitmiş olduğunu bana düşündürüyor. Yani muhakkak kesin bir tarih vermek de bence yani vermeye de gerek yok. Hicri 147-148 yani böyle bir bilgiye şimdilik ulaşmadığımız için ben kendi adıma Hicri 150'den sonra bitmiş bir eser üzerinden halifenin zaten böyle bir teklifte bulunacağını söylüyorum. Ve yine zaten yani elimizde mevcut olan Muvatta rivayetlerinden birisi İbn-i Ziyad rivayetidir. Ve Muvatta'nın ilk ravilerindendir. Bunu derken zihnimizde şu beliriyor değil mi arkadaşlar? Yani Muvatta'nın ilk ravisi yani gelip Muvatta'yı İmam Malik'ten dinleyen ilk ravilerden biri oluyor. Yani kitabı daha sonraki nesillere aktarılmasında kitabın ravisi, hadisin ravisinden ziyade yani kitabın ravisi bu. Sanırım arkadaşımız Arafat da bu konuları zaten çalışacak. İnşallah hocam sözünü de alın kendisinden, onu da dinleriz. Nüshani rivayetini çalışıyordu arkadaşımız. Şimdi İbn-i Ziyad el-Absi'nin daha Kuzey Afrika'ya Muvatta'yı getirmesine biz baktığımızda bile onun vefatı Hicri 183. Doğal olarak yani Muvatta'nın Calder'ın söylediği şekilde geç bir dönemde ortaya çıkması mümkün değil. Şimdi çok hızlı bir şekilde ikinci bölümle ilgili değindiğim konulara geçmek istiyorum. Yani bir hadisin isnadından neyi kastediyoruz, metninden neyi kastediyoruz gibi ben çok temel kavramları hiç temas etmiyorum. Bunları bildiğinizi, bileceğimizi düşünerek. İsnadın hem temel hadis kaynaklarında hem de oryantalist literatürde bizim karşımızı farklı yine tarihlendirmelerle çıktığını görürüz. Şöyle ki temel hadis kaynaklarında biz özellikle şunu görürüz. Yani İbni Abbas'ın şu sözü hadislerde isnadın sorulmaya başlandığı, isnadın kullanıldığıyla ilgili bize ciddi bir veri oluşturuyor. İbni Abbas'ın bu yani insanlar hırçın bineğe de uysal bineğe de binmeye başlayınca yani her önüne gelen her şeyi rivayet etmeye başlayınca şeklinde açıklanıyor. Ancak tanıdığımız şeyleri kabul etmeye başladık sözü yani tanıdığımız şeyleri almaya başladık ifadesi zaten o rivayetlerin isnatlı nakledildiği hususunda kullanılan birinci delil oluyor. İkinci delil de bence yine biraz geç bir tarih ama neyle ilişkilendirdiğimi de açıklayacağım. İbn-i Sirin'in önceleri isnadı sormuyorlardı. Yani vefat tarihlerini de hep hatırda tutarak ben hep Hicri verdim. Dilerim özellikle çok fazla İslami ilimlerle belki ilgilenmeyen arkadaşlar için kronolojik bir hata oluşturmuş olmam. İbn-i Sirin'in şu ifadesi, önceleri isnadı sormuyorlardı işte ne zaman ki fitne vuku buldu. Bu fitne kavramına da böyle bir fokuslanalım. Bununla ilgili de bir sonraki slaytta açıklamada bulunacağım çünkü. İsnadı sormuyorlardı, yani daha önce soruyorlardı demek değil mi? Daha önce önceleri isnadı sormuyorlardı. İsnadın sormaya başlandığı ile ilgili bir bilgi, bir veri. Ve ne zamanki fitne vuku buldu, ravilerinizin isimlerini bize söyleyin demeye başladık. Bu doğal olarak bizde yani isnadın başlangıcı İbn Abbas'ın vefatını dikkate alırsak, yani Hicri 1. asrın ortalarından daha geç bir tarihe gitmiyor. Oysa oryantalist literatüre baktığımız sırada arkadaşlar, biraz önce tıpkı o eser tarihlendirilmesinde gördüğümüz gibi, verilen en erken tarih bile yani Hicri 2. asrın sonları, 3. asrın başları şeklinde. Burada hızlıca her bir oryantalisti verdim. Belki en makul olabilecek tarihi veren mutavassıt bir oryantalist olan Moski'dir. Açıklamalar şuradan hareket ediyor. Onu hızlı bir şekilde belirteyim. İbn-i Sirin'de gördüğümüz o fitne kelimesinden bir dikkat edelim diye söylediğim yere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi
fitneden kasıt neydi? Bu tartışma üzerinden ilerliyor. Yani doğal olarak oryantalistler için ya da Müslüman araştırmacılardan bazıları da yani fitneden deyince o özellikle toplumsal çalkantıyı göz önünde bulundurduğumuzda Hazreti Osman'ın şehadetiyle başlayan süreç mi? İşte Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki tartışmalar mı? Ve devamındaki bütün yani Abdullah bin Zübeyr'in hilafetini ilan etmesi vesaire bu tarihlerden dolayı ve bunların hepsi de fitne diye arkadaşlar tanımlanmış İslam tarihinde. Ama İbn-i Sirin'in dikkat çektiği, büyük fitne dediği ve özellikle yani isnadın kullanımıyla paralel olan fitnenin ben Hazreti Osman'ın şehadetiyle başlayan süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdi tezi üzerine kurguladığım iddiaya gelmek istiyorum. Oryantalistlerin şu iddiası, isnatların geriye doğru büyümesi ve isnatların ıslahı. Bu iki kavram benim bu tezi hazırlamama neden oldu arkadaşlar. Şimdi birinci iddia, size birinci bölümü anlatırken söylediğim bu önce maktular vardı, sonra mevkuflar vardı, en son merfu hadisler vardır kronolojisi. İsnatların geriye doğru büyümesi oryantalistler için bu. Yani önce maktular vardı. Peki ıslah ne? Islah da şu, isnat ilk başladığında yani her müessese gibi önce hani nasıl diyelim ilkel başladı ama zamanla bu sistematik hale geldi. Bunu zaten Müslüman araştırmacılar da söylüyor. Yani özellikle erken dönem eserlerinde Mürsel'i, Munkatı'yı, Muttasıl'ı bir arada görmemiz de bunu biraz gösteriyor. Ve son dönem eserlerin tamamı demeyeceğim çünkü bu oryantalist iddiayla çok yakından ilgili olur. Hep Muttasıl rivayet görüyor değiliz yani. Açıp baktığımızda eğer yani Buhari kendi kitabına muttasıl rivayetleri almayı tercih ettiği için orada muttasılları görüyoruz. Ama efendim Ebu Davud'un Sünen'inde, Tirmizi'nin Sünen'ine baktığımızda rivayetlerle ilgili değerlendirmelerini gördüğümüzde şunu fark ediyoruz. Demek ki her zaman sadece muttasıl rivayetler tercih edilmemiş. Islah ne? Islah, isnatlar zamanla da sağlamlık kazanmıştır, güçlenmiştir diyor oryantalistler. Bu birinci isnatların geriye doğru büyüme eğilimi göstermesiyle paralel bir süreç arkadaşlar. Yani ne? Önce maktular vardı, sonra mevkuflar, en son merfular vardı. Bu bir kronoloji. Bu kronolojinin paralelinde olan şey de şu. Elinizdeki mürsel rivayeti siz daha muttasıl hale getirmek için araya ravi dahil ettiniz diyor oryantalist araştırmacılardan bazıları. Araya ravileri dahil ettiniz, ıslah ettiniz. Yani daha şüphe edilmeyecek, daha muttasıl hale getirdiniz. Çünkü hadis ilminde asıl olan ve aranan, tercih edilen muttasıl rivayettir. Raviler de araya onlara göre birer ravi sokuşturmuşlardır aslında. Mesela diyelim şu en altta gördüğümüz Tirmizi'de yer alan bir açıklama. Tirmizi rivayeti verdikten sonra وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكُمْ هَذَا الْحَدِسِ diyor. Yani İmam Malik bu hadisi muttasıl olarak nakletti. Bu açıklamayı Yainbol aynen alıp şöyle diyor. İmam Malik bu hadisi ıslah etti. Buna muttasıl bir görüntü kazandırmaya çalıştı. Yani cevvede, Arapça bilen arkadaşlar bilir, yani ilk böyle sözlük anlamıyla baktığımızda daha güzel hale getirdi yani. Daha iyi hale getirdi demek. Oysa ki bir teknik terim olarak buna baktığımızda muttasıl nakletti. Yani evsale için bunu diyorlar, vasale için bunu diyorlar. Muttasıl nakletti diye bizim kullandığımız ifadeler için onlar muttasıl hale getirdi, muttasıllaştırdı şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar. Ve tabii ki bizim böyle bir arada gördüğümüz mürsel ve muttasıl rivayetlerin hadis literatürü içerisinde de bir açıklaması var. İlk açıklama doğal olarak yani isnadın kullanımı ve teşekkülünün bir neticesidir. Yani ilk önce rivayetlerin naklinde yani mürsel olarak karşımıza çıkan rivayetlerde daha sonra bu hadisi kimden duyduğu sorulduğunda arada atladığı ravi kim diye sorulduğunda onu nakleden ravi
kaynağını bir anlamda açıklamış oluyor ve doğal olarak biz muhtasar rivayetleri de, mürsel rivayetleri de bir arada literatürde görebiliyoruz. Ve bunun böylesi rivayetleri tercih hususunda da hadis alimlerin geliştirdiği çeşitli prensipler var. Çok hızlı bir şekilde söyleyeyim ama arzu ederseniz belki yine onu da bir soruya da bırakabiliriz. Yani bu prensiplerde, geliştirdikleri prensiplerde sikanın ziyadesi diye bir kaide geliştirdiğinizde siz güvenilir ravinin mevsul naklettiği hadisi alabiliyorsunuz. Çünkü şu demek, sikanın ziyadesi, bakın. Güvenilir bir ravi başkasının sahip olmadığı, başkasının bilmediği ilave bir bilgiye sahip olduğu için o hadisi mevsul nakletmiştir diye hadis alimlerinin bir anlamda geliştirdikleri bir prensip, bir tercih yöntemleri vardır. Ve doğal olarak mürsel bir rivayette mevsul bir rivayet karşı karşıya geldiğinde şayet ravisi sikaysa hadis alimi diyor ki bu sikanın ziyadesi kabilindendir, bana göre ben mevsulü şey yapabilirim, yani kabul ederim. Ya da bu zaten hadisçiler nezdinde de bildiğiniz üzere yani irsal isnadında, yani birini atlama, irsal genel anlamda odur, bir ravi atlama. Ama mürsel hadiste aradan düşen ravi sahabi ravi olduğu için ve yine genel bir kaide şeklinde, yani sahabenin, yani kulluhu udul diyoruz, sahabenin tamamı adil olduğundan dolayı da o mürsel rivayetlere karşı hadis alimlerinin de yaklaşımı farklı, ama nihayetinde en son kertede mürsel hadis hadisçiler nezdinde de zayıftır. Ve onu da bir cerh gibi değerlendirip, çünkü arada bir ravi düşmüş, doğal olarak mevsul rivayeti tercih ederim diye geliştirdikleri yöntemler var. Yani ve bunlar hadis ilmi içerisinde tamamen gözden kaçırılmış, hadis alimlerinin hiç görmediği, bir anlamda hani sümen ettikleri konular değil. Bu meseleler daha ziyade özellikle ilelül hadis dediğimiz hadislerin en ince, en böyle bakıldığında ilk fark edilmeyen problemlerini, meselelerini ele alan o ilim içerisinde ve o ilmin literatüründe çok rahat görülebiliyor. Yani bu ravi, özellikle şimdi sonuç kısmındaki şu son maddeye bakalım. Hadis alimlerine göre zaten, yani bir ravi gafletten, vehimden, hata gereği, ihtilattan ya da başka nedenlerden, ya da eğer oryantalist iddialar buraya belki temas edebilir, kasten hadise o görüntüyü kazandırmış olabilir. Ama bunlar fark edilmemiş, hiç görünmemiş iddialar ya da meseleler değil zaten. İsnatla ilgili bu problem ya da kusur dediğimiz meseleler hadis alimlerinin dikkatinden kaçmış değil. O yüzden isnadın tarih, isnadın başladığı dönem hususunda ve hadis alimlerinin bu konudaki dikkatleri, oryantalistlerin bir hadisin hem mürsel hem mevsul varyantını ilk gördükleri sırada, yine bakın şununla ilişkilendirin hemen, fıkha dair o yaklaşımlarının bir gereği olarak. Eğer mürsel de varsa, mevsul varsa, bu şu demek oluyor, mevsul olan sonradan uyduruldu. Ama bize göre zaten, yani özellikle Muvatta'ya baktığınız sırada orada hem mürsel rivayetleri görürsünüz hem muhtasır rivayetleri görürsünüz. Ve şimdi mesela Tirmizi'den naklettiğim açıklama da, yani o rivayetin zaten mevsul nakledildiği hususunda bilgileri var hadis alimlerinin. Bunu kasten yapmış olan raviler de başta, yani duafa literatürü olmak üzere zayıf ravileri, ondan sonra yalan uyduran ravileri ya da mevzu konumdaysa o hadis, bunları içeren bir literatüre sahibiz. Bundan dolayı o açıklamalar çok ikna edici durmuyor. Şimdi son bölüme hızlıca bir giriş yapalım. Evet, o tezin ilk iki bölümdeki bu bütün teorik meseleler asıl bu bölüm içinde. Ben oryantalistlerin özellikle ikinci bölümde sözünü ettiğim isnatların geriye doğru büyümesi, isnatların ıslahı, bu iddialarını Muvatta'daki bir grup mürsel rivayete uygulamaya çalıştım. Yani bu rivayetlerin isnat metin analizini yapmak suretiyle hakikaten bu rivayetlerin hem mevsul tarikleri var, hem muttasıl mürsel tarikleri, hem mevsul tarikleri var. Mevsul ve muttasıl aynı anlamda arkadaşlar. Bunlar olduğu sırada kasten bunu
mevsul hale getiren raviler var mı? Ya da hadis ilmi içerisinde bunun için hangi açıklamalar yapılmıştır'ı tespit etmeye çalıştım. Tabi Muvatta'daki bütün mürsel rivayetleri ele almadım. Bir kere bunu belirtmiş olayım. Bir tercihe, bir sınırlandırmaya gitmek zorunda kaldım. Muvatta'daki bir grup mürsel rivayeti, bakın mürsel isnatla Muvatta'da yer alacak ama Kütüb-i Sitte'de mevsul varyantı olacak. Önce böylesi bir şart belirledim. Bu neden? Çünkü yine oryantalistlerin şu iddiasıyla ilişkilendirdim. En mükemmel isnatlar Kütüb-i Sitte'de yer alanlardır. Yani onlara göre en fazla araya ravilerin dahil edildiği isnatlar Kütüb-i Sitte'de yer alan isnatlardır. Doğal olarak mevsul varyantını Kütüb-i Sitte'de tespit ettiğim mürsel rivayetlerden bir grubu bulmaya çalıştım. Bütün mürsel rivayetlerin tahricini yaptım arkadaşlar ben. Muvatta'da yer alan bütün rivayetlerin mürsel tahricini yaptım. Bu tahric sonucunda elimdeki 28 mürsel rivayetin Kütüb-i Sitte'de mevsul varyantının olduğunu tespit ettim. Bunların hepsini de almadım. Sebebi de gerçekten bir hadisin isnat ve metin analizi çok ciddi bir, yani bir hadisin isnat metin analizi 3-4 ayınızı alıyor. Bazen 5 ayınızı alabiliyor. Ama bunu sadece bir süre kısıtlamasına gitmek için değil. O 28 mürsel rivayete baktığımda bunların hepsinin 11 raviden geldiğini gördüm. Yani 11 tane raviden geliyor. Doğal olarak ben bunların her birinin birer rivayetini inceledim. Bu şurada sıraladığım ravilerin hepsinin bir rivayetini incelemek suretiyle 11 rivayeti tezimde isnat metin analizine tabi tuttum. Peki isnat metin analizi ne? Özellikle Batı'da geliştirilen hadis çalışmalarında uygulanan isnat metin analizlerinin her birinin farklı bir çıkış noktası vardır. Yani müşterek ravi merkezli isnat metin analizi vardır. Siz o hadisin müşterek ravisini tespit etmeye çalışırsınız. Benim tercih ettiğim isnat metin analizi ise şöyle. Birinci basamakta o hadisin önce muvatta nüshaları ve muvatta ile muasır kaynaklarda hangi isnatlarla yer aldığını tespit etmeye çalıştım. Yani bir anlamda önce yatay bir kronolojide de o isnadın nasıl olduğunu görmeye çalıştım. Bu şöyle bir imkan sağlıyor. O rivayet daha kendi döneminde aynı zamanda mevsul varyantla biliniyor mu, bilinmiyor mu? Bunu sağlamış oluyor. Ve İmam Malik dışında bunu bilen var mı ya da yok mu? Bunu tespit etmiş oluyoruz. İkinci basamak şu, bu hadisin Kütüb-i Sitte kaynaklarında yer alan mevsul varyantlarını tek tek metinlerini karşılaştırarak analiz etmeye çalıştım. Şimdi bunların örneklerini göstermeye çalışacağım size. Mesela, çok özür dilerim arkadaşlar. Hakikaten bunları bu konuyu çalışırken o kadar fazla bilgisayar programı ya da bilgisayarla ilgilenen başka arkadaşlardan destek almaya çalıştım. Çünkü düşündüklerimi şemaya dökmek için farklı programları vesaire denemem gerekiyordu. Şöyle mesela ne dedim? Bir eseri önce daha fazla büyütemiyorum. Eminim sizin için de çok küçüktür ama takibi mümkün olsun diye şöyle yardımcı olacağım. O rivayetin önce Muvatta'da yer alan rivayeti önce çeşitli unsurlara ayırdım. Sonra Muvatta nüshalarını, bakın Ebu Musab rivayetinde nasıl yer aldığını görüyorum ve daha sonra Muvatta ile Muasır, yani İmam Şafii de buna dahil etti mi? Vefatı 204 olsa da çok geç değil, yani tıpkı bizim Kütüb-i Sitte müelliflerine 303 vefatına sahip olan bir müellifi dahil etmemiz gibi. Muvatta ile Muasır kaynaklarda bu rivayetin nasıl yer aldığını arkadaşlar şöyle biraz ara ara da büyüteyim isterseniz. Metinlerini tek tek analiz etmeye çalıştım. Yani fazlalıkları kırmızıyla belirttim, farklılıkların altını çizdim, bu olmayan ifadelerin yerini gördüğünüz gibi şu boşlukları yazmaya çalıştım. Olup yeri değişenleri italik vermek suretiyle belirttim. Böylece onların metinlerini de kontrol etme imkanımız oluyor. Yani aslında bizim tezin esasını oluşturan isnatla ilgili iddialar olsa da şunu fark edeceksiniz. Gerçekten hadis metinleriyle
hadis raviler arasında organik bir irtibat görürsünüz. Yani ne zaman ravi değişse ya da eğer ravi problemli bir ravi ise hadisin metnindeki o farklılığı görmemek mümkün olmuyor bazen. Yani bu da hadis metinlerinin isnatlarla neden desteklendiği ve hadislerin isnadını aynı zamanda metinler için daha pek çok çalışmada kullanabileceğimizi göstermesi açısından önemli buluyorum. Ve daha sonra dediğim gibi yani isnat metin analizimin ikinci basamağını oluşturan kısım kütüb-i sitte'de nasıl yer aldığını tespit etmekti. Kütüb-i sitte'de de mesela neredeyse bu rivayet kütüb-i sitte'deki pek çok eserde yer alıyorsa tek tek ravilerini belirtmek suretiyle lafız farklılıklarına değinmek suretiyle ve bunların her birinin arkadaşlar bunları neden yaptım? Bu lafız farklılıklarını tespit ederken de rical literatüründen yararlandığınız sırada bunları açıklamalar buluyorsunuz. Ravinin bir müdahalesini bakın şurada yani tek bir harf değiştiğinde dahi göstermemiz gerekiyor. Metin analizinde bazen çok zorlansam da sürekli rical, şer, tabakat, rivayet türü eserlerinden yararlanarak bu hadislerle ilgili açıklamalardan yararlanmaya çalıştım. Doğal olarak bunlara yapılmış olan açıklamaları görmüş oldum. Son bir şey. Şöyle dedik bir de isnat şemaları da oluşturmaya çalıştım. Bu isnat şemalarında ne yaptım? İmam Malik'in verdiği isnadı esas alarak o rivayetin intikal ettiği, bakın ama o isnatla intikal ettiği bütün kaynakları bir araya getirmeye çalıştım. Bundan da çok hızlı bir şekilde birkaç örnek vereyim. Mesela bu bir rivayetin isnadı. Çok kompleks bir rivayet değil. Şu sağ tarafta gördüğünüz sizin için şimdi şu isnadın tamamında kırmızı rengi görüyorsunuz. Pardon, mavi görüyorsunuz. En sağda sadece şu kırmızıyı görüyorsunuz. Bu rivayetin İmam Malik dışındaki bütün kaynaklarda mevsul olarak nakledildiğini ortaya koyuyor. Yani o rivayeti sadece İmam Malik mürsel olarak nakletmiş. Bu şu demek oluyor ve bu kaynakların hepsinde de çeşitli açıklamalar buluyorsunuz mevsul rivayeti hakkında. Yani bir rivayetin özellikle eğer oryantalistlerin dediği gibi olsaydı bir rivayetin biz hem mürsel varyantına hem de mevsul varyantına sahip olsaydık o zaman mevsul varyantların mürselleri unutturması gerekirdi. Şu öyle olmadığını rivayetlerde, kaynaklarda bu rivayet hem her iki varyantın da beraberce korunduğunu görmek suretiyle tespit etmiş oluyoruz. Başka bir hızlı bir şekilde başka bir şemayı daha göstermek istiyorum. Şu rivayet benim için çok kıymetli çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleriyle ilgili olan bir rivayet ve Muvatta'nın da son rivayetidir. Beyhaki şey der yani İmam Malik bu rivayetle bitiriyor ki dua yerine geçsin diye. Böyle yani bir bu bize biraz da hadis alimlerinin telif ettiği eserlerdeki o hassasiyeti, o ilmi ve dini ahlakı da yansıtması açısından önemli görüyorum. Şimdi burada da renkleri yine çok yani daha ziyade siz mavi görüyorsunuz. Evet mavi ama arada birkaç tane kırmızı var. Bakın özür dilerim. Yine İmam Malik'ten gelen birkaç tane tarikinin mürsel kırmızı olduğunu görüyoruz. Bu kırmızılar mürsel demek. Bu arada o açıklamayı da yapayım. Maviler mevsulleri gösteriyor. Muttasıl ve mevsul kanalları gösteriyor. Ama kırmızılar ise sadece mürselleri gösteriyor. Yani bu rivayetin bence hani bir Müslüman zihninde oturduğu yer açısından yani ontolojik bir mesele olarak görülüp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismiyle ilgili olması bu kadar geniş bir isnat şemasıyla bizi karşı karşıya getirdiği gibi onun mevsul varyantları daha fazla kaynaklara geçince de hani bu açıklamalara baktığımda da hep mevsul varyantların daha sağlam olduğu ama İmam Malik'in naklettiği rivayeti eleştiren ya da bunu kasıtlı olarak mevsul nakleden bir ravi ile karşılaşmadım. Yani sizin burada gördüğünüz şu bütün
yazılar birer ravi ismi. Bu ravilerin her birinin aynı zamanda ben güvenilir mi değil mi, yalancı bir ravi mi değil mi bunun da tespitini yapmaya çalıştım. Ve özellikle bu hadisimin sonucu o yüzden benim için çok kıymetli. Öyle bir durumla karşılaşmadım. Çok hızlı bir şekilde birkaç rivayete daha sadece şemaları göstermek istiyorum. Mesela şimdi bu rivayete baktığımızda kırmızıdan kırmızılar, İmam Malik'ten gelen mürsel tarikler. Diğerine baktığımızda zaten hadisin yani bir İmam Malik, bir de İmam Malik dışında başka birisi tarafından geldiğini görüyoruz. Bu zaten bir hocadan yani bir hadis ravisinin mevsul, diğerinin de mürsel bir tarikle aldığını göstermesi ve açıklaması adına manidardır. Yani bir kasıt olmadan, ne kadar bakın mevsul varyantı biliniyorsa ondan daha fazla bir şekilde mürselleri de biliniyor ve kaynaklara da intikal etmiş, hatta daha güvenilir kabul edilmiştir. Sabrınızı zorladığımın farkındayım ama son bir rivayette gösterelim. Burada da mesela gördüğümüz gibi yani rivayetin hem mürsel tarikleri hem mesul tarikleri, hatta bakın mesul tariki sadece bir raviden geliyor. Abdurrezzak'tan geliyor. Özellikle evet, yeşilleri de şöyle açıklayayım. Burada yeşil hem mevsul hem mürsel olarak alan raviyi gösteriyor. Onu görmeniz de benim açıklama fırsatı yakalamamı sağladı. Teşekkür ediyorum. O ravinin bakın kendisinden hem mürsel varyantla gelen tarikleri gösteriyor. Hem de bu ravinin bakın tek bir tariki bile olsa ravinin kendisi zaten onun hem mürsel hem mevsul varyantını biliyor. Yani o bu bilgiye sahip. Bu şu demek oluyor. Yani bir hocadan bir ravi o hadisi mürsel almış, İmam Malik gibi, ama başkası, Abdurrezzak'ta mesela görüyoruz, onu tabii kendi hocası Mamer bin Raşid mevsul aldığı için Abdurrezzak da kendi talebelerine onu mevsul olarak naklediyor. Ama arkadaşımızın dikkat çektiği hemen onun yanındaki ravide ise ravi hem mürsel almış hem de mevsul almış. Çünkü her farklı hocalardan o rivayetin iki varyantını da bilmesi mümkün. Yani bizde bunlar için bu yönde açıklamalar var. Tamam, son bir rivayeti daha son bir şemayı daha gösteriyorum. Bu da Ehl-i Beyt'ten bir ravi olması açısından önemliydi benim için. O da oldukça geniş bir şemayı o karşımıza çıkarıyor. Burada da yani rivayetin hem mürsel tariklerini hem mevsul tariklerini görüyoruz ve bunların hepsinin hatta şöyle hadisin mürsel varyantları çok daha güvenilir. Mevsul varyantlarında yer alan raviler daha problemli raviler, ama hadisi kasten uydurmak ya da hadise kasten isim sokmakla eleştirilen ravi olmadığını tespit etmiş olduk. Bunlar sadece o 11 rivayetten birkaç tane belirlemiştik. Ve son olarak şunu diyeyim, bu tezin 3. bölümü özellikle, ben ısrarla tekrar ana bölümü diye dikkatinizi çekeyim. Bu bölüm bana şunu söyletebiliyor arkadaşlar, yani gerçekten her bir rivayeti tek tek ele almak gerekiyor. Yani bunu ne oryantalist literatür içerisinden hani bir araştırmacı gibi genellemeye gitmeden, hem de sadece yani klasik İslami paradigma içerisinden de konuşurken, evet bütün rivayetler yani hiçbir kusur yok, hiçbir problem yok gibi bir şeyle söylemek istemiyorum. Hamasi bir duyguyla söylemek istemiyorum. Her bir rivayetin hakikaten tek tek alınıp hem biraz önce dikkat çektiğim o zamansal yatay analizinin yapılması, hem de daha önemlisi yani bir rivayet sonraki yıllara kadar hala mürsel olarak naklediliyorsa, öyle intikal ettiyse, o bu haliyle nakledilmeye ve korunmaya değer bulunmuştur. Yani kimsenin bırakın erken dönemde eserini alırken sonraki bir müellifin onun mevsul varyantını tercih etme gibi bir eğilimi yok. Şayet raviler daha güvenilirse bunu tercih edebiliyorlar. Yani böylesi genellemelerden kaçınarak ben rivayetlerimle ilgili
böyle bir sonuca ulaştım. Belki de bana şunu da özellikle öğretti. Yani İmam Malik'in gerçekten muvattasında yer alan ve hadisçiler nezdinde, çünkü böyle der hadis alimleri, problemlidir. Yani mürsel isnat zayıf bir hadis çeşididir. Buna rağmen İmam Malik'in mürselleriyle ilgili dahi çok ciddi eleştiri ya da problemli bir ravi tespit etmedim ben. Hepinize teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Çok da ilgiyle dinlediniz. Aslında çok teknik bir konu olduğunu düşünerek böyle biraz sabrınızı zorladığımı düşündüm ama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı.